Eşimi ben öldürdüm. Cani Koca'nın cinayet itirafı Bediye Kılıç'ın sır kaybından 4 ay sonra geldi. Ailesi başından beri damatlarından şüpheleniyordu biliyorsunuz. Müge Anlı da günlerdir iş sürüyordu ekibiyle birlikte. Genç kadının eşi programda defalarca köşeye sıkışmasına rağmen inkar etmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı tabii daha fazla kaçamadı. Kan donduran cinayeti polise anlattı. Sarı çiçeğim benim. Ay yavrum ben ne edeyim seni? Kurtum. Sarı çiçeğim benim. Burada kocan yemin ettin lan sarı çiçeğim benim. Kıyamadım, kıydılar sana. Sana yakışmadı kuzum, bana yakışıyordu. Seni alacaktım başucumda. İlk günden bu yana çelişkili söylemleri vardı. Şüpheli listesinin hep en başındaydı. Cani Koca 115 gün sonra cinayeti itiraf etti. Karım Bedriye Kılıç'ı ben öldürdüm dedi. Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Evet. Neden öldürdünüz Tayfur Bey? Ben sana kıyamadım. Ben kıydıran elimden aldılar seni yavrum. Sarı çiçeğim benim, sarı çiçeğim. Herkes diyor ki Bedriye yaşamıyor ve bir şey yapmışsa kocası yapmıştır diyor. Niye herkes Tayfur'u öldürmüştür diyor, bir düşün bakalım. Birisiyle gitse de gitmese de hani çıksın yani ortaya. Kendimizi haklayalım yani. Ben bir şey yaptıysam otopside çıkar demişsin. Yani ölüste de hani ölü ya da diri. Öldüğünden eminsin yani. Yaklaşık 4 ay önceydi. Ailesi kızlarının ortadan kaybolduğu ilk andan itibaren damatları Tayfur Kılıç'tan şüpheleniyordu. Aile fertleri gerçeğin ortaya çıkması için de Müge Anlı'ya başvurdu. Dayakçı koca her defasında suçlamaları reddetse de söylemleriyle kendini ele verdi ve sonunda da tahminler doğru çıktı. Akhisar'da gözaltına alınan o cani çocuklarının annesini nasıl öldürdüğünü günler sonra itiraf etti. Aslında her şey konuştuğumuz gibi olmuş. O gün kapıdan içeri almadım dediği eşini gayet güzel kapıdan içeri almış. Ve zaten dakikalar da ortada, içeriye alır almaz boğarak öldürmüş. Bütün gün içtikten sonra da alıp işte o seyircilerimin koku duyduğum, duyduğumuz yer dediği yerden yuvarlayarak aşağıya atmış. İşte her şeyi itiraf etti. 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı acımasızca katleden o vicdansız polis eşliğinde o uçurumun bulunduğu noktaya getirildi. Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı. Bak arabaya bıraktığı yer burası. Attığı yer burası. Bu götür. Tam bu ayağımın içine bak. Araştırıya kadar. Orada aracı arka yol koltuğundan aldım. Sağ taraftan mı aldım? Sağ taraftan aldım. Kucağında geldim. Doğru mu? Tam buradan mı attın? Buradan nasıl bir pozisyonda attın? Kucağında. Katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Evet. Neden öldürdünüz Tayfur Bey? Tamam. Bir kadıncağız daha gitti. Yok yere. Şimdi soruyorsun ne için? Namus için. Hiç kabul etmiyorum namus için falan mevzusunda. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü herkes söyledi, en baştan beri söyledi. Bu kadın çoluğu çocuğu için çalışan, didinen bir kadın. Mahkemede indirim almak için kimse namus meselesi demesin. Genç kadının ailesi ise yaşadıkları evlat acısıyla kahroldu. Kızının kemiklerini bulunmasını hiç değilse istiyor. Bir mezarı Müge olmasını Hanım, istiyor Müge Hanım. Adem Kılıcım, Ayten Kılıcım tutuklanmasını istiyorum. Onların haberi var, onların eli var. Sayın savcı, sayın polisler, amirler, benim çocuğumun kemiğini bul,